Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugün yine bir ofise sorduk video bölümümüzde karşınızdayız. Bu bölümde sizlere yakın zamanda hayatımıza girecek olan kotasız internet kavramıyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyoruz. Ofisteki arkadaşlara evdeki internetlerin nasıl olduğu konusunda bazı sorular sorduk. Ve yeni kotalı tarifeler ki henüz daha tam olarak açıklanmadı bu arada. En azından biz bu videoyu çektiğimiz 13 Aralık tarihinde henüz kotalar tam olarak açıklanmamıştı. Açıklanan veya elimizdeki bilgiler ışığında neler olabileceği konusunda söyledik, konuştuk birazcık. Ben önce biraz kendimden de biraz bilgi vereyim isterseniz. Ben evde Turkcell Super Online kullanıyorum. 24 megabitlik bir bağlantım var. Muhtemelen ayın 15'ine doğru kotam bitiyor. İşte oyun oynuyoruz, video izliyoruz. Netflix'te şuydu buydu zaten hepsi var, kullanıyoruz aktif olarak. Bu yeni paketleri, yeni tarifi çok beğendim. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Şu anda bir kaos durumu var sektörde. Çünkü internet servis sağlayıcılar ne yapacakları konusunda bir bilgisi yok. Mevcut kullanıcılar nasıl geçecek? Tamam, aynen geçiyor ama taahhüt bittikten sonra rakamlar nasıl olacak? O biraz belirsiz şu anda. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Türk Telekom bir liste hazırlamıştı. Bir fiyatlı, yeni bir fiyatlandırma listesi. Ama daha sonra gelen tepkiler üzerine onu geri çekti. Çünkü 4 megabit bir bağlantı hızına 59 lira gibi ki taahhüt verirseniz böyle oluyor. Bir rakam söz konusuydu. Belirsizlik var şu anda. Muhtemelen ay sonuna doğru, yani Aralık ayının son günlerine doğru bütün operatörler, bütün servis sağlayıcılar rakamları açıklayacak. Biz de rahat edeceğiz. En azından ne gibi teklifler alabileceğimizi göreceğiz. Gerek yeni aboneler için gerekse mevcut abonelerin ne gibi şartlarla geçiş yapacağı konusunda bir netlik olmuş olacak. Şimdi gelin ofisteki arkadaşlara sorduğumuz sorulara bir bakalım. Bakalım onlar evlerinde neler kullanıyorlar. Hatları, abonelikleri, paketleri yetiyor mu ve taahhütleri ne durumda? Hep beraber izleyelim. Evet sevgili Mert, şimdi bu kotalar değişiyor malum 1 Ocak 2019'dan itibaren. Sedat'cığım yine bir çılgınlık peşindesin galiba. Bu kotalar konusunda sen ne düşünüyorsun? Önce Mert'e soracağım, Sedat sana da sıra gelecek. Kotalar şöyle, şimdi ben normalde zaten kotaya karşı bir insanım. Hatta evde de kendim kotasız kablonet kullanıyorum. Ha süper. 50 megabit, kota yok. Güzel bir paket, güzel bir indirim aldım. Mükemmel derecede bir internet. Kotaların kalkmasına bir yandan sevindim ama fiyatlara baktığımda benim şu an aldığım paketten çok çok yüksek fiyatlar gördüm. Evet ama daha resmi açıklanmadı fiyatlar biliyorsun. Yani şöyle, açıklandı açıklanmadı bir şeyler oldu. Ben teknoloji okulundaki işte galeriye baktım. Evet. Orada baktığımda fiyatlar çok karmaşık geldi ama ciddi bir yükselme var fiyatlarda. Yani abartı derecede. Onları geri çekti şimdi Türk Telekom. Yeni bir paket hazırlıyorlarmış. Ben haberini aldım onun. Yeni paketler daha doğrusu. Daha iyi. İnşallah güzel olacak. Bakacağız, seçenekleri değerlendireceğiz. Sedat'cığım sen ne diyorsun? Kota, sen evde ne kullanıyorsun? Ne var senin evde? Benim evde Turkcell Super Online var. Ne olacak kota? Ona açıklamadı galiba bilgi. Kotaları ben... Var mı senin taahhüt var mı? Zaten her zaman karşıydım kotalara ama yani şu anda benim taahhütüm var. Ne zaman bitiyor? Bitene kadar kotasız kullanacaksın. Öyle söyleyeyim. Bitene kadar kotasız mı? Tabii. Vay, o çok güzel tabii. Evet, onu bilmiyorum. Bitene kadar kotasız ama bittikten sonra yani yeni fiyatlarla işin içine giriliyor. O zaman da ne olacak o fiyatlar şu an belli değil. Ben hem evimde bilgisayar var hem de Turkcell telefonunda hattım var. İkisini birlikte kullanıyorum. Güzel, memnunsun. Yani şu ana kadar fena değil. Çok evde kullanmıyorsun o zaman kotayı aşmıyorsun. Ben aşıyorum mesela. Aşılıyor da yani hemen... YouTube falan izliyorlar işte çocuk. O nedenle aşıyorlar. Kotalı, ya şöyle kotalı ciddi dert. Benim iki tane kardeşim var. İkisi de acayip derecede YouTube'dur, dizidir, Netflix'tir gibi ne kadar kullanıyorlar. Yani bizim haftalık, yani bir haftalık internet tüketimimiz aşağı yukarı 100 GB'ı buluyor. Ey maşallah. Evet. Şimdi aya vurduğunda 400 GB bunun kotayla imkansız yani kotalı bir paket olması. O zaman kotaları bekliyoruz. Yeni paketleri heyecanla. Yeni kotasız paketleri bekliyoruz ama inşallah. Uygun fiyatlar olmasını temenni ederek. İnşallah ama benim öngörüm bir zam gelecek yani. Yani taahhüt bittikten sonra %20, %25 bekliyorum ben. Yani Türk Telekom'un açıkladığı rakamı çok yüksekti. Ama biraz da. Türk Telekom yaparsa o zaman ötekiler de yapacak. Şimdi herkes zaten işte Türk Telekom'un altyapısı. O fiyatları geri çektiler. Şimdi yenileri çalışıyorlarmış. Aldık onun haberlerini. İnşallah güzel olacak. Teşekkür ederim. Var mı eklemesiniz bir şeyler? Rukem selamlar şimdi. Merhaba. Kotalar kalkıyor 2019'da. Evet. Sen ne yapıyorsun evde, internet falan nasıl? İyi aslında, 8 megabit kullanıyorum.
Ne güzel. Hızla herhangi bir yok. Kota böyle bitiyor mu? Çok yoğun kullanılıyor mu evde internet? Valla ayın sonlarına doğru bitiyor. Bir yavaşlama hissediyor. Evet, birkaç tane işte telefon bağlandığında ya da benim laptoptan farklı başka bir bilgisayardan falan girildiğinde bir yavaşlama oluyor. Evet, yani Macbook ne kadar hızlı ya da bana hızlı mı az mı çok emin de değilim ama şu an kullandığım internet o. Peki şey nasıl? Taahhüt ne zaman bitiyor senin biliyor musun? Taahhütüm sanıyorum gelecek senenin sonunda bitmesi lazım. 2019 sonu evet, senin. Evet. O zaman 2019'dan itibaren sen kotasız olarak 8 megabit kullanacaksın. Ne güzel. Yani son acaba hani dün şeyler açıklanmıştı. Evet. Rakamlar yani. Açıklanmıştı da. Sonra geri çektiler. Evet. Ama onlar yeni abone içindi. Yeni abone tabii. İçin mi? Yeni aboneler içindi. Mevcut aboneler için bir bilgi yoktu. Ama şimdi, o da net değil o zaman. Şu an o da net değil. Ben yani dolayısıyla... Sana içeriden bir bilgi vereyim. Onu çalışıyorlar şu anda. Herhalde biz bu videoyu yayınladıktan 1-2 gün sonra belki pazartesi salı, biz şimdi bunu perşembe günü çekiyoruz. Pazartesi salıya kalmayabilir. Yani mevcut abonenin de durumu açıklanacak ne olacağı. Hmm. Yani daha doğrusu mevcut abonenin şöyle bir durum açıklanacak. Sen aboneliğin bittikten sonra nasıl ödeme yapacaksın? O biraz şu an belirsiz. Yani o zaman burada şöyle bir şey de var. Şimdi eğer mevcut abonelikler şey yapmayacaksa, etkilenmeyecekse bu durumda, o zaman herkes seni şimdi şey yapar, bir şekilde internet alır. Ondan sonra evet. Mevcut durumdan faydalanmaya çalışsın. İyi fikir bak bu. Ama şu an açıklanan yeni tarifeler, yani kotasız yeni tarifeler çok yüksekti Türk Telekom. Evet, sanıyorum bir 335 mi? 300 civarında bir şey vardı. En yüksek pakette evet, sınırsız paket 100 megabitti, 336 TL'ydi. Yani o bayağı çok yüksek. Zor, çok yüksek evet. Rakamlar bunlar. Ayrıca zaten internette para ödemeye karşıyım ben. Zaten bütün altyapı kurulmuş, biz niye para ödüyoruz ben onu anlamıyorum. Evet, bu da değişik bir yorum oldu. Evet. Para ödemeyelim bence. Peki ödemeyelim. Tamam. Teşekkür ediyoruz yorumun için. Rica ederim. Bay bay. Evet şimdi Ünsal sen ne yapıyorsun? Evdeki internet nasıl? Kotalar nasıl? Taahhütün ne zaman bitiyor? Şimdi benim 2019'un sonuna doğru bitecek. 8 megabit kullanıyorum ben. Gayet yeterli geliyor. Tabii ki de kotasız olduğu zaman daha da güzel olacak bunlar. Taahhütüm olduğu için biraz şanslı hissediyorum aslında kendimi. Fiyatlardan etkilenmeyeceğim. Evet, 2019 sonuna kadar öyle. 2019 sonuna kadar. Ondan sonra ne yapacağız hiç bilmiyorum. Türk Telekom'un fiyatlarını gördük geçen gün. Biraz can yakıcı fiyatlardı. Fakat yoklama yaptılar tabii ki. Ardından fiyatlar kaldırıldı. Birçok kişi böyle düşünüyor. Nabız yoklama diyoruz biz buna. Nasıl bir fiyatlandırma çıkaracaklar biz de merakla bekliyoruz. O zaman sana kolay gelsin diyeceğim çünkü evet biz de bekliyoruz. Hala bir belirsizlik de var. İnşallah belirsiz. Peki sabit kullanıcılar için bir şeyler düşünüyor musun? Yani nasıl bir şey çıkar bir fiyatlandırma i̇şte, çıkar? Benim öngörüm %20-25 oranında yani enflasyon oranında bir zam gelecek. Yani sen bugün işte 10 lira ödüyorsan diyelim ki taahhütün bittikten sonra bir 12,5 lira falan ödeyeceksin yeni paketinde. Böyle teorik olarak böyle olması gerekiyor ama. O kadar yüksek bir zam değil gibi. Yani enflasyon oranında bir zam bence makul olur ama Türk Telekom'un açıkladığı o rakamlar üzerinden bir devam edilme olursa çok fahiş bir rakam oluyor. Hız çok düşük yani vesaire vesaire. Aldığım bilgilere göre Almanya'da 100 megabit internetin fiyatı 50 euro. Yani adamların mantığıyla 50 lira gibi bir şey. 50 lira alıyor. Evet. Hani... Biz de 300 lira alınca tabii. Hale biraz fark tepki gösteriyor. Evet. Tamam. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir yeni ofise sorduk bölümünün daha sonuna geldik. Bu videoda yakın zamanda hayatımıza gelecek kotasız, AKK'sız ya da AKN'siz internet paketlerini ofisteki arkadaşlarla beraber konuştuk. Siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı bu videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.